Evet, sonunda çok çok uzun süredir kendim için de istediğim, sizin için de istediğim bir videoya karşınızdayım. Zaten bir önceki videomu eğer izlediyseniz orada bir stand mikser almalı mıyım onu konuşmuştuk. Şimdi de söz verdiğim gibi bir sürü markadan aldığım stand mikserlerini yarıştıracağız. Bunu yapabilmek için açıkçası bunların performanslarına bakacağız, fiyatlarına bakacağız, renklerine, tiplerine, ne işler görüyor bizim için. Bunların hepsini gayet adil bir şekilde yarıştıracağız. Şimdi elimde kaç tane mikser var bakıyorum. Şu an 6 tane mikseri karşılaştıracağım sizin için. Bir tane KitchenAid'im var burada. Bir tane Smeg'im var. Bir tane Kenwood var. Bir tane Bosch var. Bir Tefal. Bir de Karaca var. Masaya sığmadığı için onlar arkada. Yoksa bir sıralama değil bu. Siz ne için kullanacaksınız? Mutfağınızda bunlara yer var mı? Bütçenizde bunlara yer var mı? Bunların hepsinin üzerinden geçeceğiz. Ben sadece size bunların aynı işleri ne kadar zamanda yaptığını, işte hazinelerin büyüklüğünü karşılaştıracağım. Siz de böylece ne için kullanacaksanız ona göre kararınızı bence güzel bir şekilde verebileceksiniz. Denediğimiz şey bu. Yoksa birini yermek ya da birini yüceltmek değil günün sonunda. Şimdi direkt başlayacağım. Ben bu testi tasarlarken dedim ki hani ne yapabilirim acaba bu aletlerle? Bunları kullanmanın, mutfakta kullandığınız alanları size sordum. Çiğ köfte yoğuran var. İçi köfte dışı yoğuran var, mantı yoğuran var içinde. Ben mesela bunların hiçbirini yapmamıştım daha önce. Ben bunu sadece yani bir pasta şefi olarak pastacılık için kullandım. Zaten bu yola ilk başta hani Almanya'nı dövüyorlar dedikleri. İlk pasta yapmaya başladığımda hemen kendime bir KitchenAid almıştım. Emek Tarım da bu arada burada şu an. Bu onun bir üstte daha yeni modeli. Onunla başladım ve ben her zaman bununla işte kurabiye hamuru, işte yumurta, akı, çırpmak. Böyle şeyler yaptım. Özellikle bu yeni modellerle baktım ki gerçekten bir sürü yeni fonksiyon eklenmiş. Ben bu işe adım attığımdan beri. O yüzden de bunların hepsini inceleyeceğiz. Bu arada bunların hepsi aslında birbirine eş değil. Segmentleri farklı, yaptığı işler farklı. Onları da göz önünde bulundurarak karşılaştırmak lazım. Onu da unutmayın lütfen. Bu arada bu testim bittikten sonra başka mutfak aletlerini de deneyeceğim. Eğer denenmesini istediğiniz, alsam mı almasam mı, bu niye pahalı, bu niye ucuz, bunun kaç tane aparatı var, o aparat ne işe yarıyor diye düşündüğünüz mutfak aletleri varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Bu konularda da hala daha fazla sorunuz varsa bugün sonuçta hepsinin üzerinden geçeceğim ama tek tek her aleti denediğim ve bütün fonksiyonları denediğim videolar da yapabilirim. Lütfen onu da yorumlara bırakın ve başlıyoruz artık. Yarış başlasın. Bu videoda bütün makinelerin çırpma kapasitesini bu arada test edeceğiz. Kaç saniyede iki yumurtayı küçük yani hazneye küçük gelecek iki yumurtayı çırpabiliyorlar. Bir de beş yumurtayı yumurta beyazını nasıl çırpabiliyorlar diye. Tabii bunu yapmadan önce yapacaksam bu işi benim kendimi test etmem lazım. Yani bu aletler benden ne kadar iyi, bizden ne kadar iyi. Bir de ne iş yaptıklarını bilmeden de çok yorumlu almak lazım. Bilmeden konuşmuyoruz. O yüzden de ne yapacağım? Öncelikle ben yapacağım. Şimdi baştan yan çizeceğim. Benim şu an durumum şu. Şunlarla takılacağım. Bu ne olmuş bilmiyorum. Kediler mi ısırdı, ne yaptı? Ama böyle bir şey deneyeceğim. Bakalım içine tabii ki de tuz ve yani merengue yapabilmek için gerekli olan biraz tuz ve şeker koyacağım. Kolum yanıyor. Bu kolum çalışmıyor artık. Hissetmiyorum yani böyle atmam. Sol elimle de olacak gibi değil mi? Tamam ben pes ediyorum. 1.35. Omuzum çıktı zaten. Sizlerden bir... Bana bir kas gevşetici. Bir hareket var. Çok sıcak bastı. Bugün yediğim her şeyi yaktım galiba. Bunu mu değiştirsem? Bence bunda sorun var. Bununla zaten hani hiç... Bunun büyükleri var, onlar daha iyi yapıyor. Bu sefer ön kolum kasıldı. Orada bir ağrı olduğunu bilmiyordum ben. Bir yer var. Oh. 2.36 ve yani bunu kafamın üstüne çevirmem gibi bir durum olamaz. Nefes nefese falan kaldım ben. Yani demek kaç watt üretiyorum bilmiyorum. -16. Ben hiçbir işe yaramam. Benim ancak ağzım motor. Ağzım laf yapma konusunda gerçekten çok iyi. Evet, 2.36'da ben pes ettim. Şimdi makineleri test edeceğiz. Bakalım onlar ne yapacaklar. Benimki bu durumda. Yani sadece bunun için bile şunu yaşamamak için birinin önünde ve hatta gidip YouTube'a koyup kaç kişi izleyecekse bence bu aletler almaya değer. İlk yarışmacımız KitchenAid Artisan Stand Mixer. Zaten bu hani gerçekten sonuçta stand mixer olayını kendileri başlattılar. 100 senedir yapıyorlar bu işi neredeyse. Tam olarak bilmiyorum ama yani aklına
bunu dediğiniz zaman ikonik bir model bu. Akla gelen ilk marka KitchenAid sonuçta. Renkleri var, bir sürü rengi ve inanılmaz bu onu cazip kılıyor bence. Çünkü tezgahın üzerinde bırakabiliyorsunuz ve aslında kendisi bir tasarım ürünü. Ben de bu rengi, beyazı bir de çok güzel bir 25 yaşında aldığım cart pembesi var. KitchenAid'i bence çok iyi yapan şeylerden bir tanesi daha sunduğu aparatlar. Ben de burada birkaç tanesi var, onlardan bahsedeceğim. Zaten bu arada bütün mikserler ne olarak geliyor? Bu hep oluyor bu arada. Normalde şunu da söyleyeceğim. Arkasında durduğunuz zaman aletin tabii ki ben bunları kullanmaya çok alışığım ama normalde önden baktığım için zorlanıyorum. Böyle çalışıyor. O yüzden de hiçbir zaman stand mikserlerimizi fişte, yani fişe takarak aletlerini ve aparatlarını değiştirmeyin. Çünkü dediğim gibi hem alete zarar verebilirsiniz, öncelikle de kendinize zarar verebilirsiniz. Bu yüzden de fişten çıkarmak önemli. Buradaki bu arada bugün deneyeceğimiz bütün mikserlerde oynar başlık sistemi var. Yani bu kenarından bir düğmeyle ya da arkasından bir düğmeyle bunları kaldırarak içine bir şey atıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bir, haznenin içerisinde bir şey dökmemizi sağlıyor. İkincisi de bu aletleri elimizin, yani bu hazne takılıyken burasındaki aparatları kolayca çıkarıp takabilmemiz için bize yer sağlıyor. Bunda da kilit sistemi var. Normalde oynamaması için dikkat ediyoruz bunlara. Şimdi bunlar neyle geliyor? Bir tane balon çırpıcım var. Bir tane paletim var. Şöyle. Bu ekstra aparat içinden çıkmıyor. Kenarı lastikli, böylece sıyırarak gidiyor. Bir de hamur aparatım var. Şöyle kanca. Bunun nasıl takıldığını herkes bana soruyor. Aslında o kadar basit ki, yani bunların içerisinde bir dişli var. Buraya uyacak şekilde burada da bir meme var demek istiyorum. Ama bunu buraya getirerek bu aletleri de fazla zorlamadan, ya eğer zorlanıyorsanız bilin ki hata yapıyorsunuz. Ya alet hatalı değil genelde. Ben IKEA'dan bir şey aldığımda hep iddia ediyorum ki bir şey eksik çıktı içinden. Ama genelde ben hatalı çıkıyorum. Sonra da bunu çeviriyorum. Bir kontrol ediyorum hafifçe. Çünkü bu tam takılmadan, geçen gün benim bir atölyemde başıma geldi. Tam takılmadan çalıştırmaya başlarsanız aletin genelde şu oynar aksamı kırılıyor ya da yamuluyor. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Ondan sonra taktıktan sonra bunun kafasını indiriyoruz. Ve yanındaki burada yavaştan hızlıya doğru giden bir hız sistemi var. Buradan bunu çalıştırıyoruz. Hızlandırabiliyorum. Bu şekilde. Tamamıyla duruyor. Durmadan da hiçbir şekilde açmıyoruz aleti. Onu da söylüyorum. Bu aparatları dediğim gibi değiştirerek kullanabilirsiniz. Her birinin bir kullanım nedeni var. Ondan sonra KitchenAid'lerde olan bir özellik daha. Şurasındaki aparat takma yeri. Böyle şöyle olacak. İçinde Allah'tan hamur yoktu. Bunu yutsaydım. Tatsız olabilir ya da siz yutsaydınız. KitchenAid'in en ikonik şeylerinden bir tanesi bu şey. Pasta aparatı dediğimiz. Yani makarna aparatı. Bunları ne yapıyorsunuz? Buraya alıyorsunuz. Bunun gene dişlisi buraya gelecek şekilde oturtup sıkıyorsunuz. Bu noktada eğer aleti çalıştırırsanız ikisi aynı anda da çalışabiliyor. Hem çırpma yapabilirsiniz aynı anda hem de burada gördüğünüz gibi makarna yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi dönüyor. Burada bir döner dişli aklına ne deniyorsa o var. İkisini birden çalıştırabiliyor. Bir kutudan çıkan 3 tane makarna aparatım var. Burada kıyma makinesi var. Bence en ilginç şeylerden bir tanesi bu. Evde kendi kıymanızı yapabilmeniz için bunu oturturken dikkatli olmak lazım. Ne olur dişlilerini zorlamayın. Oturmuyorsa bir nedeni vardır. Bu şekilde şey yapıyorsunuz, buradan besliyoruz. Bu şekilde etleri içine atıyoruz. Bu da çok güzel bir bence şey. Benim için en önemli şey, benim haberim yoktu. Rende. Benim için büyük bir mutluluk kaynağı bu. O yüzden de rende aparatı da var. KitchenAid'de öbür markalarına ayıran bir özelliği dondurma aparatı olması. Ben daha kullanmadım bunu. Dediğim gibi eğer bütün hani bu mikserin tamamıyla incelememi istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Ona göre de bütün incelemesini, bütün başlıklarını deneriz. Bunu buzlukta tutuyorsunuz. Sonrasında içine su var zaten. Soğutarak, sürekli çırparak dondurma yapıyor. Bunda tereyağı da yapılıyor çok güzel bu arada. Şimdi artık testimize geçebiliriz. İlk yarışımız bu haznenin içerisinde az yumurtayı ne kadar zamanda çırpacak, çok yumurtayı ne kadar zamanda çırpacak, 2 yumurta beyazı ve 5 yumurta beyazı olarak 2 tane test yapacağım. Sonra da ona zaman tutacağız. Çok bilimsel. Burada bu haznenin içine de atabilirsiniz direkt ya da çıkararak da kullanabilirsiniz. İçine tabii ki çok az hepsini tuz ve çorba kaşığı da şeker koyacağım. Ki çırpılmaması aletin suçu olmasın sonra. En yüksek devire getirip başlıyorum.
Ve... Oldu. Gayet güzel. Kar yaptı. Şöyle gösteriyorum. Kafamın üzerine tutacağım. Hazır mıyız? Ha. Çalıştı. Güzel. Şimdi 4 yumurta yapalım. Daha fazla yumurtayı çok daha rahatlıkla çırptı. Uzayacağını zannediyorum ama değil. Ve daha iyi bir hacim kazandı. Buna kafamı gerçekten bunu yapacağım yani. Korkuyorum ya. Ben daha... Sen mi korkuyorsun, ben mi? Yani bunu... Sana malzeme çıkar da. İşte hep beni düşünen bir ekip. Bu yüzden yani alkışlarınızla yaşıyorum. Bu yüzden bu kanal böyle sürünerek büyüyor. Neyse. Sonuç olarak gördüğünüz gibi bu da 2.04.17. Gayet iyi. 5 taneyi. Çok daha güzel kar yaptı bu arada. Onu da söylüyorum. İkinci makinemiz Smeg. Smeg bir İtalyan markası. Bu da bir aslında bence tasarım objesi. Gerçekten çok güzel. Benim zaten bu arada fırınım da Smeg. Ben kendilerini çok beğeniyorum tasarım olarak. Aynı zamanda performans olarak da çok iyi bir alet. Bizim bu aletlerin çoğunu bu arada ben ocakta, atölyemde zaten kullanıyorum. Bunun da 3 tane gene aparatı var. Alüminyum bu aparatlar. 1 tane karıştırma. Ve fark ettiyseniz her biri aslında çok daha farklı bir yöntem seçmiş. Onları da sonda bir araya getiririz. Bir tane gene karıştırma ucu var. Bunların çok daha hafif bir öncekine göre. Yine bir haznemiz var. Bu da yandan tutuşlu bir hazne. Şu an taktım. Göstereceğim zaten nasıl çalıştığını. Üzerinde gene bunun da 10 tane hızı var. Buradan. Öbürüne göre daha seri bir geçişi var. Böyle araba vitesi gibi çıt çıt gitmiyor. Smeg'in de bir sürü rengi var bu arada ve çok güzel böyle retro bir havası var bence. Çok güzel duruyor. Ben de şu an olan aparatları yine makarna aparatları. Zaten İtalyan markası olduğu için makarna hamuru, işte ekmek hamuru, pizza hamuru konusunda yani biraz daha bence iyi bir performans sergiliyor. Daha böyle sert hamurlarda. Çok da sarsılmıyor tasarım yüzünden. O benim hoşuma giden bir özelliği. Şunu şuraya dökemem ama. Ya bu arada köpürmeye başladı. 3.27'de. İşte farklı aparatlar ve en önemli şeylerden bir tanesi hazne ile aparatın birbirine olan ilişkisi ve dönmenin genişliği. Ben bu noktada bırakıyorum artık bunu. 3.50. Daha hala kar olmadı. Daha hala. Oops. Evet, oldu. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu tarafından yani yandan tutmalı mikserleri daha kullanımı rahat buluyorum. Bunu o yüzden Smeg de bunlardan bir tanesi. Şöyle gösterdim. Bir yerden bir yere almak altından da destekleyerek çok çok daha kolay. Özellikle de içinden bir şey alırken şu şekilde tek taraflı tutmak daha kolay. Yani böyle elini geçirmekten. Buradaki birkaç tanenin mesela haznesi yandan tutmalı. Bunu yaptığınızda bunlar hareket ediyorlar. Yani böyle böyle gidip geliyor. O zaman da içinden bir şey yapmaya çalışırken zorlanıyorsunuz. Evet hani böyle taşımak daha kolay olabilir. Ama bu da bir fark burada. Hepsinin artıları ve eksileri var bizim gibi. Bir sonraki makinemiz Bosch. Bunu optimum. Bu aslında sizden geldi bu arada. Sorduğumda hani hangi makinaları deneyeyim diye. Bu bir bence hani nasıl diyeyim daha akıllı bir alet. İlk iki Smeg ve KitchenAid'e göre onlar daha hani güç üzerine ve hani nasıl diyeyim, mekanik aletler. Bu ise dijital bir alet. Ben böyle bir alet daha önce hiç kullanmamıştım. Burasında bir tane gardı var. Gard bu arada içinde çıkıyor. Bana gelen en büyük sorulardan bir tanesi benim bunlar çırparken sıçratıyor mu diye. Tabii ki belirli bir eğer atıyorum yumurta beyazını daha yakalamamışken köpürmeye başlamamışken bir anda bütün gücünü verirseniz tabii ki de sıvıyı etrafa sıçratacaktır bütün bu aletler. Çünkü merkez kaç kuvveti var. Aynı zamanda da unu bir anda laps diye içine atarsanız onu da böyle bir anda burası gerçekten böyle toz bulutu olacaktır. O yüzden bu gardlar aslında çok işe yarıyor. Bu arada bütün markalarda bildiğim kadarıyla bu ekstra aparat olarak satılıyor. Ben de şu an sadece kutunun içinden çıkan aparatları var. Bir tane blenderımız var. Bu da bence çok çok güzel bir özellik. Bu öbür markalarda yoktu. Bir blender var. Uçlarına bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu daha
ince uzun bir makina ve uçları Kitchenaid ve Smeg'e göre daha uzun. Yani bundan aslında ben daha hızlı bir performans bekliyorum. Bakalım, bakacağız yumurtayı şey yapmak olsa. Çünkü daha kolay yakalayacak gibi hissediyorum. Aynı zamanda da hamur ucu da ortasında gördüğünüz gibi bir tane sopası yok öbürlerine göre. Ama etrafında da şu lastiklerden var. Bu da sıyıracağını düşünüyorum. Bunun bir özelliği de, çok önemli özelliklerinden bence bir tanesi, kendisinden dijital tartısı olması. Yani şurasında basarak bunu çalıştırıyorsunuz. Ve bu çok güzel bir özellik bence. Ya benim hani hayatım şeyle geçiyor, hani bir şeyin darasını alıyorum, oradan onu oraya koyuyorum, unutuyorum falan. Bu gerçekten çok güzel bir özellik, bu teknoloji güzel. Bunu da gene çevirerek, bu arada bunların hepsi küçük burada bir yuvaları var. Sıkıştırılarak, çünkü sonuçta bir sürekli içinde dönen bir motor olduğu için yerinden oynamasın diye sıkıştırıyorsunuz bayağı. O yüzden de bu aletleri bazen insanlar, benim atölyemde de aynı şey oluyor, zorluyorlar. Hayır, kavanoz kapağı gibi. Çevirerek şey yapıyorsunuz. Bu da çift taraflı tutuşlu. Bu biraz daha rahat. Çünkü buraya elimi sıkıştırabiliyorum ve bu şekilde tutabiliyorum. Bu da güzel bir özellik. Bir de bunun Smeg'lerden farkı ve şeyden, KitchenAid'den ortasında böyle çok fazla bir bombe yok. Daha düz bir altı var. Bu da sanıyorum bunların uzunluğundan geliyor. Tam oturuyor içine diye düşünmekteyim. Bu arada bunun da ekstra özellikleri olarak, şimdi elimde küçük bir broşürü var. Bayağı bir aparatı var kendisinin. Doğrayıcı var. Böyle bayağı üzerine taktığınız, buraya takabildiğiniz. Ondan sonra bir tane smoothie yapan bir aleti var. Plastik şeyi var, haznesi ekstra olarak alabileceğiniz. Kurabiye böyle şekilli çıkaran bir aparatı var. Burasına gene taktığımız, bu arada onları nereye takıyoruz diye merak edenlere. Şu şekilde, şuraya takılıyor. Şurada bir motoru var kendisinin. Aynı şekilde blender'ını da göstereyim. Bu bunun için değilmiş. İki tane var. Motor takabildiğimiz. Üzerini böyle açıyoruz. Blender'ımızı takıyoruz. Gayet güzel bir şekilde şey oluyor. Blender bu arada, yani bunun güzelliği tabii ki bu aleti de veriyor olması. Çünkü biliyorsunuz ki rondolar şey falan yapamıyor. Yer fıstığı ezmesi. O yüzden de bu blender buz kırıyor. Bilmem ne, çok güzel bir özellik bence. Bunun fiyatı 3823 lira bu arada. Bence yani fiyat performans olarak bir sürü aleti bir arada aldığınız için çok çok iyi bir performans. Yani hem zaten blender almaya kalksanız, bir tane çırpıcı almaya kalksanız, bir de aparatlarını falan takarsanız bu aslında gerçekten bir kitchen machine. Yani mutfak makinesi ve her şeyi bir arada yapan bir şey. Ya buna taktığınız işte kurabiye çıkarma aparatı, işte o kıyması, bilmem ne kıyma yok galiba bunda ama çok fazla aleti bir arada aslında tek bir noktadan halledebiliyorsunuz. Çok iyi bir partner gibi. Hadi bakalım. Bu arada bunun başlığı öbürlerinden daha farklı çalışıyor. Böyle bir hani döne döne gidiyor. Daha fazla sanıyorum yer kaplıyor bunun içerisinde. Öbürlerinin eksiği de sadece 7 tane şeyi, hızının olması. Öbürleri daha hızlı dönüyor gibi geldi bana. Bütün aletleri burada var bu arada. Makarna aparatı var, kıyma var. Bir de şeyi var, mutfak robotu var buraya takılması için. Bayağı güzel. Bu arada bunun üzerinde şöyle bir artı daha var. Zaten kendi zamanını kendi tutuyor. Bu çok güzel bir özellik bence. Hem zaman tutucu hem de tartısı var kendi içerisinde. Bu alet 1500 watt bu arada güç üretimi. Bir de şöyle bir şey var, bir sensörü var içerisinde, hamur kıvama geldiğinde duruyor iddiası var. Ben daha onu göremedim. Tamam, ben bunu kapatıyorum. Okay. Bunu da KitchenAid kazandı. Şimdi şey deneyelim. Ki aslında şaşırdım biraz çünkü şey çok büyük. Yani hacmi, teli de var bayağı. Demek ki bir şey anlayamam. Evet. 5. Bunun haznesi de 5,5 litre kapasitesi. Tabii ki de bu arada ağzına kadar dolduramıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Unutmayın ki bu aletlerin hani altında kalması gerekiyor. O yüzden 5,5 litre diyorsa 5 litre içine koyabilirsiniz değil. Gene de yani onu aklınızda bulundurun ne olur. Yani bu aletlerde şu aparatın buradan üstüne bir şey doldurmayın. Zaten performans alamazsınız. Kafamın üstüne kaldırabileceğim şey de değil. Daha. Biraz daha verelim. Evet. 2,55,94. Hazırız. Şimdiki makinemiz
Bu gene Bosch'la beraber bence aynı kafa kafaya, aynı segmentte aletler. Bu da daha akıllı bir alet bence. Bu Kenwood Chef XL Titanium. Bu gerçekten güçlü bir alet. 1700 watt bu. Haznesi 6.7 litre. Bayağı ciddi büyük bir haznesi var. Şöyle çıkartıyorum. Çift taraflı tutuş var. Şu şekilde tutuyorsunuz. Ben bu tutuştan biliyorsunuz çok hoşlanmıyorum. Bunları tercih ediyorum ama şey değil. Bunun da içerisi bombesi yok içinde. Bunun bir de üzerinde şöyle bir artısı var. Burada ne kadar sıvı koyduğunuzu gösteren bir şeyleri var. Baremleri var. Hem litresi var, hem kap ölçüsü var, hem de ounce ölçüsü var. Bu çok güzel bir şey bence. Öbürlerin hiçbirinde yoktu bu. Bunun bence şeyinde daha fazla kol var. Çırpıcısında o çok güzel bir özellik. Bir de hiçbirinde gene olmayan bir özellik daha Kenwood'a ait olan burada LED ışığı var. Bu da neden? Gerçekten insan diyor ki hani bu arada ben de şey dedim yani ışık var zaten bilmem ne ama insan üzerine eğildiği zaman bazen ne olduğunu göremiyor. Güzel bir artı. Bakalım ne yapacağız? Bir de şunu anlatacağım. Bunun da çok fazla aparatı var. 25'e yakın aparatı var. Narenciye sıkacağı var, işte kıyması var. Burada olanlardan gene benim en sevdiğim rende olayı. Çok heyecanlıyım rende olayında. Aparatlarını göstereceğim. Mesela bunun da bir K harfi var. Şeyinde, yoğurucusunda. Bu da daha farklı bir model yapmış. Öbür aletlerin hepsine göre daha ince ve uzun bunun aparatları. Burada bir yoğurma var. Yoğurmada neredeyse bir tane daha dönüş var öbür aletlere göre. O yüzden de yoğurma performansı biraz daha iyi olmasını bekliyorum. 1700 wattla da bir araya geldiğinde. Burada bir sıyırma aparatı da geliyor. Bu da şeyi bitirdiğiniz zaman yani kremayı mesela falan yaptıktan sonra şöyle bir toparlıyorsunuz bundan. Gene burada bir sıyırma aparatı daha var. Bunu kullandığınız zaman da kenarlarla yani şurası lastik olduğu için tamamen kenarlarını sıyırarak gidiyor. Bu da kurabiye yapımında, yapışkan hamurlarda tereyağı çırptığınızda gerekli bir şey. Bu biliyorsunuz KitchenAid'de de vardı. Aynı zamanda Bosch'un da bir tanesinde var. Bu güzel bir özellik bence. Burada bir tane de kıyma aparatım var. Gene Kenwood'da da aynı özellik var bu arada. Bunda arkasında bir kıskacı var. Yine üstten. Gene burada bir motorumuz daha var. Yani motor girişimiz. Buna blender takabiliyorsunuz. Bu da bir. Efendim? Bu arada bu Thermoresist diye bir şey yazıyor üzerinde. Bende başka bir blender daha var. Normal tek blender. Onda mesela içine soğuk ya da sıcak, çok yani sıcak bir şey koyamıyorsunuz. İçindeki şeyi bozuyor malzemeyi. Bunda hepsini koyabiliyorsunuz çünkü cam. Bu da güzel bir özellik bence. Böyle bir alet. Bu da dediğim gibi bir sürü şeyin bir araya geldiği bir kitchen machine aslında. Bu makinenin fiyatı 4999 lira. Aynı zamanda biliyorsunuz burada bir sıçratma aparatı da mevcut. Bir de bunun bir kapağı var. Bu da bence tatlı bir detay. Döktükten sonra da hala sıçratmasın diye bunu kapatabiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş bir detay. Buldum yaşıyor. Yeni şeyleri sevmem yani. Bu arada dediğim gibi seçiminizi neye ihtiyacınız olduğu üzerine yapacaksınız. Bir de ben her zaman şunu da söylüyorum. Sizin yakınınızda mı servisi, ona bakmak lazım. Dövizi unutmayın. Yani döviz ne kadar yükseliyor. Sonuçta bunların yedek parçası, servis ağı. Bunların hepsi bizim için önemli aslında. Bu arada bunun bir özelliği daha. Şuradan baktığınız zaman bu öbür tarafa doğru da dönebiliyor. Tek tarafa doğru dönmüyor. Bu da bir ilginç bir özellik. Ve kar oldu. Korkmuyorum artık. 5. Bu arada tabii ki böyle yani 5 yumurta koyduğumuz zaman çok çok daha iyi çalışıyor bu aletler. Zaten bu testi yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de haznenin dibine ne kadar ulaşıyorlar. Yani az bir şey koyulduğunda ne kadar büyük bir performans gösteriyor. Çok yani normalde çalışması gereken şekilde çalıştığı zaman nasıl oluyor diye bakıyorum. Bayağı yakınlaşmışız. Bayağı hızlıyız bu konuda. Bu arada... Vallahi okey. 1.24.56. Bu konuda en hızlı, değil mi? 5 yumurtada kendisi mi? İşte mesela az yumurtada daha düşük bir performans sergilemiş olmasına rağmen KitchenAid'e göre şu ana kadar en iyisi Kenwood. 5'te. Kafama düşerse biliyorsun en çok izlenen video olacak. Yani bu hani bunu izletmek istiyorsan bunun kafama inmesi lazım. Tamam, inmedi. Okeyiz. Devam edebiliriz. Bir sonraki makinem gene üstten aparat takma yeri olan Tefal MasterChef Gourmet. Bu zaten yani Tefal'i biliyorsunuz zaten çok güvenilir bir marka. Her ürününden ben gayet memnun kalıyorum. Bunda da aynen yine oynar haznesi var. Kenarında bu sefer
bunun düğmesi şu şekilde. Bu birine göre biraz daha hafif bu arada bu. Altında bir de yakalama vantuzları var. O da çok güzel bir şey. Böylece yani eğer sallanırsa alet, sizden bazı aletlerde özellikle şey yoğururken, ekmek yoğururken sert hamurlarda bayağı yürüme oluyor. Bunu sanıyorum önüne geçmek için yapılmış. Bunun haznesi 4.6 litre. Alüminyum bir hazne. Bu da iki taraftan ne yazık ki tutmalı. Tabii ki de bunu tutmak bayağı zor olacaktır. Benim bunları sevmediğim düşünülürse şurada bir içine bakıyorum. Çok hafif bir sivrilik var. Bakalım nasıl olacak. Bunun iddialarından bir tanesi çok iyi yumurta çırptı. Biz de zaten onu test ediyoruz bugün. Bazı şeyinin çırpıcısının bazı kollarında lastikler var, bazıları ise düz ve birbirlerinden farklı aksamlarda içe doğru dizilmişler. Bakalım nasıl olacak diye zaten göreceğiz. Değişik bir tasarım var. MasterChef'in de bu arada en güzel yanlarından bir tanesi bir sürü aparatla gelmesi. Gene sıçratmaması için bir plastiği var. Bir narenciye sıkacağı var. Bu çok güzel bence. Bir tane blender var. Blender plastik bu arada. Burada bir kıyma yapıcı var. Burada acaba diyorum, onu da bir gün deneyelim bence. Aparatları denediğimiz bir gün de yaparız. Buradan acaba sebze geçiyor mu diye düşünmekteyim. Burada bir de rendesi var sanıyorum. Bu rende yapıyor üzerinde okuduğuma göre. Rendesini takabiliyorsunuz ama bunun içinden rende çıkmadı. Rende sanıyorum. Ekstra aparat mı? Tamam o zaman. Gene de kontrol ederiz onu da. Zaten altına yazarım. Şu an Tefal'in web sitesine girdiğimde normalde 5.499 lira 83 kuruş. Buradan indirimde şu an 3.299 lira 90 kuruşa alabiliyor musunuz? 1.8 kiloya kadar da hamur koyabiliyorsunuz içine. Bunu da görüyoruz şimdi. Öbürlerine göre, yani bir Kenwood'unkilerin ne kadar büyük olduğunu hatırlarsanız, onlara göre daha farklı, bir de daha köşeli bunun aparatları. Bu da ilginç. Hepsinin tasarımı zaten farklı. Hepsini sonunda dizeceğim yan yana bakalım nasıl olacaklar diye. Bunlar da öbür aparatları kendisinin. Biz hemen yumurtamızı şimdi deniyoruz. İki yumurta. Bunun iddialarından bir tanesi tek bir yumurtayı bile çok iyi çırptı. Bakalım. Hoşuma gitti bu iddia. Ne çıkacak bakalım. Değil mi? Bunda da bu arada kaç tane var? 8 hız kademesi var. Bir de aynı zamanda pulse özelliği var. Yani rondolarda olan tık 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 vurmalı bir şey var. Bir saniye oldu bakalım. Bayağı bir yol kat etti bu arada. Yani kafamın üstüne çevirmem. Ama hani artık böyle şey, buna para verir miyim? Ben de kafamın üstüne çevirmem yaparım. Bayağı bir ilerledik. Bir dakika iki saniyeyle. Öbür. Bütün yarışmacılardan 38 saniye değil mi önceyle? Gerçekten Tefal. Wow. 48 saniye. 48 saniye. Helal olsun. Vay şaşırdım. Güzel, bayağı büyük bir burada fark var çünkü. Üzerine yazmalar, herhalde bilerek yazmış adamlar zaten. Hani Bengi test etsin diye değil ama güzel bir şey. Özellikle daha az şeyler yapıyorsanız, yani daha mesela iki yumurtalık bir tarifiniz varsa, benim bulut yumurtam gibi. Öyle bir şey yapıyorsanız gerçekten bayağı bir olay yani bu. Tabii ki diyoruz. ...59 saniyede bile gene bayağı bir yükselme var. Yani neredeyse gene başımın üstüne çevirmem ama geldi yani. 1 dakika 17 saniyede bayağı gerçekten üzerinde zaten üzerinde yazıyordu. Ama bunun bu arada yani bu osilasyon deniyor aslında da, yani bu dönen şey sisteminde bunda öbürlerinden farklılık olarak kendi böyle küçük küçük de döndüğünü söylüyor kullanım kılavuzu. Defa sana bu kadar şu an güveniyorum. Teşekkür ederim. Burada bir şampuan reklamına dönmediği için bu. Yumurta kafa yaptı bende. Bu arada yani yavaş yavaş videonun en can alıcı şeyine yaklaşıyoruz. Sonuncuya doğru gidiyoruz yani. Bu arada bu alet 1100 watt. Yani ikisinin aslında arasında şeyi, yani wattla
şeyin yani gücüyle, motor gücüyle aslında ne kadar iyi çırptığının çok bir alakası yok bence. Çok daha 1500'e kadar çıktık burada, 1700 de vardı. Yani daha azı da vardı ama burada bence fark eden şey bunların hani içindeki dönme ve bunların haznesiyle olan, ya bu aparatların hazneyle olan iletişimi biraz. Yani ne kadar yakın geçiyor, ne kadar şey yapıyor, altına ne kadar değiyor. O yüzden de hepsinin performansı çok farklı. Yani sadece motor gücüne bakarak buna karar vermemek lazım çırpıcılarda. Son makinemiz de Karaca'nın PowerChef 801'i. Şimdi Karaca'nın web sitesinde bunun fiyatının 899 lira 95 kuruş olduğu en son hali. Bu tabii ki bu arada çok uygun bir fiyat. Zaten haznesi yani öbür aletlere göre daha küçük bir alet bu. Fazla da fonksiyonu yok. Aslında bu yani hiçbir şekilde aparat takamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Bu sadece gerçekten çırpma, yoğurma ve karıştırma işlemini yapan sizin için aslında bir kol gücü, sizin için çalışacak bir alet. Yine bunun da altında bu arada şeyleri var, bantuzları var. Yine bu da oynar kapak ya, üstten yani oynar başlığı. Bunun içerisinde böyle bir iten bir bunun sistem var. Ama patlamıyor ve farklı yerlerde de ayarlayabiliyorsunuz. Ne işe yarar bilmiyorum ama ilginç. 6 tane kademesi var, hız kademesi var. On ve off yapıyorsunuz onun dışında. Bence rengi çok güzel. Bu arada şeyi de ben o plastik hissini pek sevmiyorum. Gene böyle parlak ve tok bir rengi var. Kırmızı bu arada çok popüler bu mutfak aletlerinde. Bence gayet güzel bir alet. Fiyatını düşündüğünüz zaman eğer sadece evde mesela şey yapacaksanız yani yoğurma işte kurabiye yapacağım, ben pasta çok yapıyorum ve yoruluyorum. Bence bu o konuda iyi bir alet olabilir ya da iyi bir başlangıç aleti olabilir. Daha derinleşecek misiniz bu konuda? Bilmeden gidip 5000 TL'lik bir alet almak yerine bu güzel bir hani yeni evli, atıyorum öğrenci, o tarz bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi zaten aparatları çok daha hafif öbürlerine göre ve daha küçükler. Bu da böyle farklı bir şekilde yapmış kendisine. Hamur şeyi de tek bir dönüşe sahip. Çok hafif. Sanıyorum bu bir metal alaşımı diyeceğim de herkese yani belki metal diyecek. Şimdi bunu da bu yarışa tabi tutalım bakalım. Bu arada bu aletin gücü 800 watt, onu söyleyeyim. 4 litre olduğunu söyledim. Bence çok güzel bir şey bu arada. Yani bir sektörde bu kadar fazla opsiyonun olması, hepimizin istekleri farklı, bütçeleri farklı, beklentileri farklı. Bu o yüzden zaten hem en uygun fiyatlıyı hem de en yüksek fiyatlıyı koydum. Bir de sizden gelen isteklere göre öbürlerini de test ettim. Başlıyoruz. Bir bakalım. 1 dakika 36 saniyede. Ben bu tip topluluğunu çok beğendim. Tatlış yani, rengi de çok hoş. Bu gerçekten küçük mutfakta bizim en büyük sorunlarımızdan biri olduğu düşünürse gayet güzel performans vereceğini düşünüyorum. Yani böyle çok abartmayıp her bir şey yapmayan insanlara. Gerçekten hoşuma gitti. Yani rengi de çok güzel falan. Ve de çok böyle dengeli bir alet. Yani soft peak. Gayet iyi durumda. Karaca lütfen. Güzel. Hareket yok. -49 geçiyor ve... Yaptı. Bunu böyle fazla tutup sonra kafamın üstüne inerse görürüm. Bu arada bundaki şöyle söyleyeyim size, artı şu olacaktır büyük ihtimalle. Bunun haznesi 4 litre olduğu için daha fazla yumurta, yani 5 yumurta bunun içerisinde daha fazla yer kaplıyor ve daha iyi yakalıyordur. Yani aslında küçük işler için bu gayet yeterli bir makine. Bazen de kendinize sormanız gereken şeylerden bir tanesi, ben bunda ne yapacağım? Bazen değil, sürekli. Ben bunda ne yapacağım? Yani sadece mesela 2 kişiyseniz evde ve küçük küçük şeyler yapacaksanız koca bir alet yani 6 litre, 4, 5 litre falan almanıza gerek yok. Bu işinizi gayet görecektir. İstediğinizi görüyorum kafama düşmesine ama olmayacak belli ki. Evet, sonuncu aletim de bu. Gördünüz. Şimdi bunların performanslarını bu arada alta yazacağım. Bütün sonuçlarını, bütün sonuçları dedim zaten. ama bütün bilgilerini yani performansı, motor hacmi, fiyatı, aparatları bunların hepsinin bilgilerini altta bulabilirsiniz. Daha sonra da alıp almayacağınıza karar verebileceksiniz. Bu arada bu videoda ciddi bir gördüğünüz gibi yumurta beyazı kullanımı oldu. Bunlardan çok güzel pavlova yapabilirsiniz. Çeşitli böyle sağlıklı kurabiyeler yapabilirsiniz. Biz dükkanda kullanacağız. Pavlovalara gidecek hepsi. Sarılarından da güzel bir limonlu pay yapabilirsiniz. Böyle bir fikir de verelim. Boşa gitmesin hiçbir şey.
Ve testimiz bitti. Bu sefer bu güzel makinelerin hepsinin yumurta beyazını, 2 yumurta beyazını ve 5 yumurta beyazını kaç dakikada ve nasıl çırptıklarına baktık. Beni de denedik. Ben direkt çöp. Olmadı o iş. 2,5 dakikada zaten ben bıraktım, kolum çıktı. Ama bu aletlerin arasında, yani dediğim gibi, her birinin farklı aslında meziyeti var. Bazı konularda daha iyiler, bazılarına daha kötüler. Tasarımlarına baktık, wattlarına baktık, fiyatlarına baktık. Ama bu hafta test ettiğim şey yumurta çırpma kapasiteleriydi. Bir sonraki videomuzda da hamur yoğuracağız mesela. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben de yoğuracağım. Hepsini denedik. Dediğim gibi işte birisinin tasarımı daha güzel, birinin daha fazla fonksiyonu var, birinin daha fazla aparatı var. Ama bugünkü konumuz dediğim gibi yumurta çırpmak. Her birinin gördüğünüz gibi aparatları çok farklı, kullandıkları teknoloji farklı. Birisi daha uzun, birisi daha geniş, birisinde farklı bir malzeme kullanılmış. Bir tanesi üstü dümdüz, öbürü örümcek gibi, bir tanesi tamamıyla kapalı. Ve baktım ki aslında gücünün bu çırpma özelliğiyle bir alakası yok. Neleri gördük? Bunların hazneleri de çok farklı. Daha küçük bir haznede çırpma daha hızlı oluyor. Özellikle küçük hacimlerde, uzun haznelerde mesela altı daha iyi toparlıyor. Bunların hepsi artık bir faktör. Şimdi sonuçlara geldik artık. Bu arada çırpma konusunda en başarılı olan alet Tefal oldu. 2 yumurtayı 1 dakika 2 saniyede çırptı ve gayet güzel bir şekilde kafam üzerine tutabildim, gördünüz. 5 yumurtayı ise 1 dakika 17 saniyede çırptı. Bu gerçekten çok büyük bir şey, performans bence. Özellikle öbürlerini düşündüğünüz zaman mesela buradaki Smeg ve Bosch bayağı geride kaldı. 3,5 dakikada bıraktık zaten onu. Ama yani dediğim gibi başka artıları var. Mesela bunun işte Smeg'in bir tasarım artısı var. Hamur yoğurmada daha güç üretiyor ve onu zaten test edeceğiz bir sonraki de. Bosch'un da işte bir sürü aparatı var. Aynı zamanda değişik bir sistemi var. Şey takmak için tartısı var. Dijital olarak daha ileride. O yüzden de bunlara bakmak lazım. Zaten aşağıda bütün sonuçları da paylaşacağım sizinle. Benim için çok ilginç bir şeydi. Yani 800 liralık bir aleti de denedik. 5000 liralık bir aleti de denedik. Ve her birinde farklı yönlerini gördük. Şimdi de test etmeye devam edeceğiz. Lütfen yorumlarda daha fazla görmek istediğiniz bu yoğurma bölümündeki neler yoğuralım ya da ne yapalım ya da neyin üzerine gidelim bunları paylaşırsanız ya da görmek istediğiniz başka aletleri, performanslarını test etmemizi istediğiniz lütfen benimle paylaşın. Umarım işinize yarayacak bir video olur. Böylece bir alet aldığınızda hem üreticinin emeği, hem tüketicinin emeği, hem paramız, bunların hiçbiri boşa gitmez. Bu aletler de evde dolap beklemez ve kullanırız. Doğru seçimleri yapıp paramızı boşa ve zamanımızı boşuna akıtmayalım. Boylarını da az çok gördünüz, renklerini de gördünüz. Böylece aslında bir seçim yapmak için gayet güzel bir durumda. Bu arada benim atölyemdeki, atölye ocaktaki workshoplarda bu aletlerin hepsini zaten deneyebilirsiniz geldiğinizde. Bunların hepsi orada bulunuyor. Yani evimde tutmuyorum bunları. Bu arada bana sürekli şu soruluyor, hangisini alayım? O yüzden buna ben cevap veremem sizin için. Gerçekten tek yapabileceğim şey sizin için bunları denemek. Çünkü beklentileriniz farklı, bütçeniz farklı, evde bu aletle ne yapacağınız farklı. Ben burada sadece size yapabildikleri şeyler arasında performans farklarını göstermek istedim. Böylece hangisini daha çok kullanacaksanız, küçük bir hazne mi istiyorsunuz, daha pahalı bir şey mi, ışığı önemli mi? Bunları görüp doğru bir seçim yapabilin diye. Ama günün sonunda hangi ürünü alacağınız her zaman sizin inisiyatifinize ve lütfen doğru seçimi yapın, araştırın. Bunların hepsi kendi segmentlerinde, kendi yaptıkları işte çok çok iyi aletler. Görüşmek üzere. Ben çok eğlendim, hem de bilgilendim. İnşallah dediğim gibi bir sonrakinde görüşürüz ve bir sürü daha fazla test yaparız. Hadi bakalım. Tamam mısın?